Merhaba arkadaşlar. Amatör bir testinin çözümlerle devam ediyoruz. Demiş ki yukarıda verilen hangileri yapılırsa madde hal değiştirir? Şimdi hal değiştirmesi için arkadaşlar tam ne olması lazım? Bir kere hal değiştirme sıcaklığında olması lazım ve o hal değiştirme durumuna göre ısı alması veya ısı vermesi lazım. Yani 100 derecedeki su e şimdi suyun kaynama noktasıdır bu. E, hal değiştirmesi için bunun kaynaması lazım dolayısıyla dışarıdan ısı alması lazım. Suya ısı verilmez durumunda yani biz o suya ısı verirsek bu kaynamaya başlar. Yani hal değiştirir. 0 derecedeki buzun çevresine ısı vermesi. Şimdi 0 derecede buz evet donma noktasına veya tam erime noktası. Erime noktası ile donma noktası aynı ama bu ne? Buz yani katı. Hal değiştirmesi için ne yapması lazım bunun? ısı alması, erimesi lazım. Isı e, alması lazım ama biz bunu yapıyoruz. Çevresine ısı verirse, e, ısı kaybederse e, zaten bu buzdu. Hani ısı kaybederek ne yapacak? E, zaten katı durumda. O zaman bu sıcaklığını azaltır. Yani hal değiştirmez. 100 derecedeki su buharı. E, şimdi su buharı ise arkadaşlar bu nedir? Gaz halindedir. E, tam kaynama noktası olduğu için hal değiştirmesi için ne yapması lazım? Su haline dönmesi lazım. Yani ısı kaybetmesi lazım. O zaman 100 derecedeki su buharını ısı alma. E biz bundan ısı alırsak yani bu çevresine ısı verirse ısı kaybederse o zaman ne yapacaktır? Suya dönüşecektir. Yani hal değişimi olacaktır. Hangilerinde hal değişimi olur? 1 ve 3 de olur. T1 sıcaklığındaki sıvı madde ortamından yalıtılarak ısı hızı sabit olan bir kaynak ile ısıtılığında sıcaklık aktarılan ısı grafiği şekildeki olmuş. Maddenin kütlesi arttırılırsa T2 ve Q nasıl değişir? Arkadaşlar bizim burada verdiğimiz Q nedir? İşte maddenin sıcaklığını T1'den T2'ye çıkarmak için verdiğimiz ısı miktarıdır. O zaman Q eşittir neye? Mc delta T'ye. Delta T dediğimizde nedir? T2 eksi T1 farkıdır. Şimdi bu T1'e kadar sıcaklık artıyor, artıyor, artıyor. T2'ye çıktığı zaman artık ısı versek dahi ne yapmıyor? Sıcaklık değişmiyor. O zaman bu T2 sıcaklığı arkadaşlar nedir? Bu sıvı olduğu için bunun kaynama noktasıdır. E kaynama noktası arkadaşlar madde miktarına bağlı mıdır değildir. Yani ben maddenin kütlesini arttırsam da mesela suyu kaç derece kaynıyor? 100 derecede kaynıyor. O zaman bir bardak da olsa bir kazan da olsa fark etmez. O zaman madde miktarı artsa bile kaynama noktası ne yapmayacak? Değişmeyecek. Dolayısıyla T2 değeri ne yapmaz? Değişmez. E T2 değişmedi, T1 değişmedi, C değişmedi. Ama işte ben o kütle miktarını arttırdığım için o maddeyi o sıcaklığa çıkarmak için vermem gereken ısı miktarı ne yapacak ama artacak. Yani Q değeri ise ne yapar? Artar. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Yukarıdaki verilerden hangisi doğrudur demiş. Çok yüksek sıcaklıklar ölçmek için metal termometre kullanır. Evet arkadaşlar metal termometre genellikle nedir? Fırın ve fabrikalarda kullanılan metalin genleşme prensibine göre işte çok yüksek sıcaklık değişimini ölçmek için kullandığımız termometre türüdür. Metallerin genleşme üzerine yararlanarak yapılan termometreler mevcuttur. Evet zaten bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Metal termometreler diyoruz. Gazlı termometre üretilmemiştir. Hayır arkadaşlar gazlı termometreler de vardır. Onlar da çok hassas ve düşük sıcaklık ölçümlerini kullanmak için ne yapılır? Kullanılan termometre türüdür. Yukarıdakilerin hangisi ısı tasarrufu amacı sağlamak amacıyladır? Binalarda strafozu ve kötü köpük kullanılması. Evet arkadaşlar ısı iletkenlik kastresi kötü olduğu için nedir? Bu yalıtım malzemesi için kullanılır ve ısı tasarrufunu sağlamış olur. Çatılarda cam yünü kullanılması. Evet cam yünü de arkadaşlar ısı etkenliği ısıyı iletkenliği kötü olan bir malzemedir. Dolayısıyla yalıtım amacıyla kullanılmıştır. Pencerelerde çift çam kullanılması, araya işte hava veya boşluk konulması o da ısı yalıtım amacıyla kullanıldığı için. Üçü de nedir? Isı tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Sıcaklığı 40 derece olan bir ortamda suyun kaynama noktası 120x, donma noktası da 20x gösteriyor. Buna göre ölçülen bir x termometresi kaç x'i gösterir? Yani santigrat derece ile ne yapacağız arkadaşlar? Bu x termometresi arasında bir dönüşüm yapacağız. Şurası santigrat derece olsun, burası da x olsun. Şimdi suyun donma ve kaynama noktasını sıfıra 100 gösterdiğini zaten ne yapıyorduk biliyorduk. Bu x termometresi ise ne yapacaktır arkadaşlar? Donma noktasını 20, kaynama noktasında kaç gösteriyormuş? 120 gösteriyormuş. E diyor ki o zaman 40 santigrat dereceyi bu ne gösterir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünün. Donma ile kaynama arasındaki burada ne kadarlık bir değişim oluyor? 100. E, burada ise 120'den 20'den 120'ye çıkıyor. Yani buradaki değişimde kaç? 100. Dolayısıyla her iki taraftaki değişim birbirine ne olacak? Eşit olacak. O zaman burası 0'dan 40'a çıkınca 40 derece artıyorsa e, burası da 40 derece artması lazım. Ama 20'deydi. Üzerine 40 eklerse kaç olacaktır? 60 olarak göstermiş olacak. Bir ısıtıcı üzerine konulan bir miktar sıvının sıcaklık artışının kısa sürede çok olması için. Yani çok kısa sürede sıcaklığı çok arttırmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Q eşittir mc delta t'den. Ben ne yapmasını istiyorum? O zaman konulan sıvının sıcaklık artışının kısa sürede çok olmasını istiyorum. Yani delta t'nin de olabildiğince büyük yapmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Ya yüksek ısı veren bir kaynak kullanacağım. Yani Q'yu arttıracağım. Ya da onun ısı sığasını ne yapacağım? Düşüreceğim ki aynı miktarda ısıyla sıcaklığı çok artsın. Isı sığası küçük olan bir sıvı kullanmak olur. İlk sıcaklığı yüksek olan sıvı, arkadaşlar burada ilk sıcaklığa bakmayız. Bizim için önemli olan sıcaklık artışı demiş. Yani ilk sıcaklığın büyük veya küçük olması önemli değil. Isı gücü yüksek bir ısıtıcı kullanmak. Evet ya da ne yapacağız? Bizim ısıtıcının birim zamanda verdiği ısı miktarı çok fazla olması gerekecek. Yani 1 ve 3 olacaktır. Sıcaklık zaman grafiği şeklindeki olan sıvı için hangileri doğrudur? Sıvının donma sıcaklığı 10 derece olabilir. Şimdi arkadaşlar bu ne? Sıvı. E sıvı ise zamanla ne yapıyor? Sıcaklığı azalıyor, azalıyor, azalıyor. Kaça kadar? 20'ye kadar. 20'ye kadar düşerken bir hal değişimi var mı? Yok. O zaman ne olabilir? E sıcaklık belki azalır, azalır. 10 dereceye gelince bu adam donmaya başlar. Yani donma sıcaklığı 10 derece olabilir mi? Olabilir. Yani donma sıcaklığının 20 ile 60 arası ol olmadığını biliyorum ama 20'den küçük her şey olabilir. Sıvı ortama ısı vermiştir. E, sıcaklık azalıyor. Isı, sıcaklık azalıyorsa o zaman is, ortama ısı vermiştir. Yani ısı kaybetmiştir. Sıvının kaynama sıcaklığı 70 derece olabilir. E şimdi burada da burada sen maddenin sıvı olduğunu biliyorsan kaynama nerededir? Kaynama 60'ın üzerinde herhangi bir yerdedir. Ha 70 olabilir mi? E niye olmasın? E, olabilir dediği için cevabımız 1, 2, 3 olacaktır. Aktarılan ısı sıcaklık grafiği şeklindeki olan bir katının katı haldeki ısı CK, sıvı haldeki ısı CS. Bu oranı sormuş. Şimdi arkadaşlar madde nerede? Madde burada kat. Biz buna ne kadar ısı verdik? 150 kalorilik ısı verdik. Q eşittir neye? Mc delta T'ye. Kütlesi M. C'si katı. Sıcaklığı ne kadar değişti? 0'dan 30'a çıktı. Yani 30 derece değişti. Sonra burada bizim madde ne yaptı? Bu bizim madde eridi. Erimeyi sormuyor bana. Sıvı hali soruyor. Nerede sıvı? İşte şurada da sıvı. Erime bitti artık. Burada sıvı. E sıvı ben ne kadar ısı veriyorum? 450'den 700'e kadar çıkaracağız. Yani 250 kalorilik ısı vermişim. E, kütle değişmedi ama madde burada ne? Sıvı halde. E, sıcaklığı ise ne yapmış o sırada verdiğim ısı ile o 250 kalorik ile? 30 dereceden 55 dereceye çıkmış. Yani kaç derece artmış? 25 santigrat derece artmış. E, ben bunları taraf tarafa oranlarsam M'ler ne yapar? Gider. Dolayısıyla şu 30 şu 25'i sadece 5'e bölsem burası 6 kalır, burası 5 kalır. Şurada da arkadaşlar sıfırları sadeleştireyim. Burası 15 bölü 25. 5 ile sadeleştirsem 3 bölü 5 oldu kısaca. Burası da ne oldu? 6 tane C katı bölü 5 tane C sıvı gibi düşünebilirsiniz. İşler dışlar çarpımı yaparsak 15 tane C sıvı eşittir 30 tane C katı. Buradan C sıvının C katıya oranı ne olacaktır? 30 bölü 15 yani 2 olarak bulmuş olacağız. Sami, İbrahim ve Ayşe'den hangileri ısı ve sıcaklıkla ilgili kavramları bilgi doğrudur? Sami demiş ki ısılara aynı olan maddeler bir kere arkadaşım Sami maddenin ısısı diye bir kavram olmaz. O zaman aynı olan maddeler diyemeyiz. Zaten ısı alışverişi olmayan şeyler için ne gereklidir? Sıcaklıkların aynı olması gerekir. Isı değil. Bir maddenin ısısı diye bir kavram yoktur. Maddenin neyi vardır İbrahim? İç enerjisi vardır. Ayşe demiş ki bir ısı verilen bir maddenin sıcaklığı değişmeyebilir. Evet hal değişiyorsa değişmeyebilir. Doğru söylüyorsun Ayşe. Yani doğru söyleyen kimdir burada? Sadece Ayşe'dir. Deniz kenarında yapılan deneyde 0 dereceki suyun içine 0 derece buz atılırsa. Arkadaşlar ikisi de 0 0 olduğu için sıcaklık eşit işte olduğu için burada ısı alışverişi olmaz. E ısı alışverişi olmayınca ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ne buz erir ne su donar hiçbir şey olmayacak. Yani suyun kütlesi zamanla değişmeyecek. Buzun kütlesi zamanla değişmeyecek. Çünkü ısı alışverişi yok. Su ve buzun kütlesi değişmez. Evet burada ne olur? Su ve buzun kütlesi değişmez. Doğru yanıtlamıştır. Hangi öğrenci soruyu doğru yanıt, yani hangisi doğru çıkışa? Termometre katı, sıvı ve gaz termometre şeklinde olabilir. Evet, katılı metal termometre, sıvılı termometre ve gaz termometre olabilir. Doğrudur. Yüksek sıcak ölçümler için katı termometre, yani metal termometre kullanılır. Doğrudur. Sıcaklığın birimi kalori değildir. Nedir? Sıcaklığın birimi kelvindir. Yanlıştır. Dolayısıyla doğru cevaplayan kimdir? Şerifedir. Kütleleri 3M, 2MM olan KLM cisimlerinin sıcaklığını T kadar yükseltmek için 2Q, 2Q, Q kadar ısı veriyoruz. Maddeler için hangisi söylenebilir? Şimdi arkadaşlar birinciye ne yapıyoruz? 2Q'luk ısı verdik. Kütlesine kadar? 3M. C'si bilmiyorum. E sıcaklığı ne yaptım? Sıcaklığı T kadar arttırdım. Delta T'miz T kadar. E İkinci maddeye de 2Q ısı verdim. Kütlesine kadar da 2M'di. C'si bilmiyordum D'nin. Sıcaklığı onun da T kadar değişti. Üçüncü maddeye ne kadar ısı verdik? Ona 1 Q'luk ısı verdik. Kütlesi neydi? Kütlesi 1M'di. C'sini bilmiyorduk. Sıcaklığı T değişti. O zaman ben buradan öz ısılarına bakarsam, CK'yı buradan oranlarsam, yani M'ler T'ler sabit olduğu için onları veya Q'ları eleyelim. O zaman CK yerine ne diye düşünebilirim? 2 bölü 3 gibi düşünebilirim. CL'yi çekersem Cl de 2 bölü 3 olur. CM ise ne olacaktır? 1 olacaktır. Dolayısıyla burada öz ısılara aynı olduğu için K ve L aynı tür maddedir. Meyse nedir? Farklı tür bir madde olacak. Cevabımız Adana'dır.